Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Tahsin abinin cennetine Rainbow Fish Turkey'e geldik. Şurada hemen büyük boy kelebek vatozları camda yakalamışken çekeyim. Panda entlerlerle birlikte takılıyorlar. Bunlar şu anda bir 6 santim, 5-6 santim boyundalar. Diğer bu adı şu anda aklıma Linoatalar. Linoatalar daha küçük kalıyor. Bu türler daha büyük oluyor. Ve bunları da şöyle camda yakalamışken sizlere hemen göstermek istedim. Şöyle bir önce genel bir göstereyim. Sonra tek tek nadir türleri göstermeye başlayayım ben size. Tahsin abinin mekanı, bütün akvaryumlar bitkili, kumlu, dizaynlı, harika akvaryumlar. Şurada sivrisinek rasporları var. Onlar bir yandan burada kendi kendine ürüyorlar. Geçen sefer geldiğimden hatırladığım kadarıyla cüce canlı doğuranlar. Burası genelde yavruları toparladığı bölüm oluyor. Gene burada işte üreyen bizim Linoata kelebek vatozlarımız. Tahsin abinin ürettiği çok güzel türler. Galaxy Rasparolar. Burada büyük bir tür Killifish var. Bunun içinde kırmızı kuyruklu penguen tetraları görüyorum. Şurada Panamisi kamçı kuyruklu vatozlar. Sanırım CV27 Koldoraslar. Çeşit çeşit gökkuşağı türü vatozlarla birlikte. Şurada kocaman bir hayalet balığı var. Geliyor bak şurada. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştim. Tahsin abi buraya geldikçe görüyoruz her zaman. Şöyle bir bakayım. 20 santimden büyük, belki 25 santime yakın bir hayalet balığı. Burada da genelde artık emeklilik dönemine gelmiş gökkuşakları var. L397 plakolar. Yine büyüktür gökkuşakları. Şurada bir tür kurulaşma, erkekler pardon, güç gösterisi yapıyor birbirlerine. İşte bu anlarda gökkuşakların en güzel renkleri ortaya çıkıyor. Kendilerini kasıyorlar. Dişilere kendilerini beğendirmek için renklerini ortaya çıkarıyorlar. Şurada asıl en güzel renkli, en yaşlı balıklar buralarda. Bak şuradakiler tam denk geldi. İki erkek birbirine gene güç gösterisi yapıyor. Sanırım şu anda zaman olarak da, yani günün saati olarak da en aktif olduğu anlar. Çünkü birçok balık en güzel rengini gösteriyor. En aktif halindeler. Yaşlı cüce zargana kolonisi. Yine burada kelebek vatozların üretim kolonisi var. Bunlar maksimum boyutlarda, yani 5 santim anca yaklaşıyorlar. 4-5 santim. Ben başladım Tahsin abi. Tahsin abi geldi. Bildiğim türleri yavaş yavaş anlatmaya başladım. Yani koldoraslar, plakolar, kongo tetralar, diamond tetralar. Diamond tetralar hepsi maşallah damızlık boydalar. Kalem tetralar. O bir haneden gelen yeni damızlıklar. Oo, kocaman yapmışsın hepsini. İthalattan küçücük geliyor. Senin burada büyüyorlar. L144 düzler. Hatta dişiler maşallah yumurta dolu. Burada tüm Türkiye'nin üremesini dört gözle beklediği Equus Koldoraslar.
Bunlar ekiyoruz. Yok. Oranç Venezuela'lar. Ama evet. Renkleri o kadar güzel çok, ki. Çok güzel oldular ama maşallah. Onlar valla. Ekvesler tam altında. En altta. Tam altta. Burada bir, senden aldın. Yabaniler var. Yani bunlar hiçbir hareket yok mu? Olmadı. Çok şimdi, uzun yıllar oldu. Geri aslında. 2 yıl oldu senden aldım. Daha hiçbir şey yapmadılar. Ha. Evet 3 yıl oldu tam hatırlamıyorum. 3 yıl olmuş olabilir Ekvesler burada. Ekvesler'de bir şey yapmadı. Şimdi burada birleştirdim. Suyu da sert su koydum. Artık bu yıllık üreme olayı bitti. Bu yıl kışa kadar bakacağız, besleyeceğiz, şişireceğiz. Ondan sonra yumurtlayacaklar. İnşallah. Ama şu anda oruç mevzuları çok daha güzel göründü gözüme evet. Maşallah. Bir de bu tank da hakikaten güzel oldu onlar. Böyle. Suyun artık değerini filan bir şekilde sevmişler. İyice güzelleşti orada hakikaten. L168 plako yavruları. Bol miktarda üremişler, keyifliler. Şeyler, L168'in damızlıkları da burada, aynen. Yine gökkuşağı türleri. Şeyler, büyük kelebek otozlar maşallah ortalıkta geziniyorlar. Çok güzel gösteriyorlar evet. Kendilerini. Nepsesler çoğaldıktan sonra ürkeklikliğini kaybediyor. Onlar sayesinde evet. Rahat rahat geziniyorlar. Yine gökkuşakları. Abi şey saat olarak şu anda sanki tam gökkuşaklarının en keyifli olduğu saatler böyle bir kurlaşıyorlar. Evet. Bu saatlerde güzel aktif oluyorlar genelde. Hepsi renklerini en güzel şekilde gösteriyorlar. Sanırım burası Snow White. Cüce Vato Snow White'lar. Bu kaplarda hep yavrular var. Yeni çıkacak. Yumurta halindeki. Şöyle göstereyim. Siyah siyah. Tamam. Dediğim gibi bitkili. Dizaynlı. Balıkların rahat edebileceği şekilde şöyle moplara yumurtla bırakıyorlar zaten. Aslında onları tek tek toparlıyor ondan sonra. Şurada da ember tetraların en büyük damızlık halleri. Maksimum bu kadar büyüyorlar zaten. Genelde de küçük olmasından kaynaklı nano akvaryumlarda, bitkili akvaryumlarda tercih ediliyorlar. Panemisilerin damızlıkları. Genelde her geldiğimizde yumurta olurdu ama şu anda yumurtaları yok. Güzel üreyen bir koloni maşallah. Red Lizard vatozlar. Burası gene birçok balığın boylandığı, gökkuşaklarının, kırmızı kuyruklu tetraların akvaryumları. Gene yeni bir tür. Bu kırmızının adı neydi abi? Yeni gelen kırmızıların. Büfes Rikon Poygi Oti'ydi. Eski ismi Poyto. Gerisini şu anda yeni ismi aklımda değil. Ona benzeyen bir şey. Güzel. Kırmızı bir tetra. Gene bunlar da kurulaşıyor baya. Evet. Onlar yumurta da aktif. Döktü. Ama ilk yumurtalardan bir şey çıkmadı. Bekliyorum şimdi bir daha yapsınlar diye. Bu partide inşallah dolu çıkar. Çeşit çeşit koldoras. Yine L168 yavruları. Hepsi kökün altında toplanmış. Kalite havalar. Buradaki kalite havalar damızlık grup mu abi? Evet, onlar üretim grubu şu anda aktif olarak. Kırmızı kuyruklu vücudundaki platin beyaz renkler. Çok güzel. Burada Meksika cüce canlı doğuranları. Yavrularıyla birlikte mutlu mesut yaşıyorlar. Yine burada küçük hem koldoraslar hem gördüğüm kadarıyla mavi göz furkat şeyler, getrudalar. Şunlar luminatus. Klon kilifişler var. Bu ufak koldoraslar ne abi buradaki? Bayağı minnak. Çok çok güzel.
güzel olup da çok nadir olup, hangisinde? Şunlar. Ben de bir bakayım onlar hangisiydi? Şurada yazan değil. Onları yazmadım çünkü oraya. Çünkü nasılsa az büyüyünce belli oluyor diye. Herhalde CV21'lerin yavruları. Hmm. Şu aşağıdakiler o yeni türün. Kutsiensis'in yavruları. Bunlar küçük bir tür mü? Ya orta boy diye orta çok boy. Büyümüyor. Çok minik de değil o minik türlerden. Pikmeler gibi de değil ama ama böyle vücuttan böyle küçük bir şey olacak gibi belli yani. Evet. Kocaman bir şey olmayacaklar. Devasal bir şey olmuyorlar. Aynen. Ve Türkiye'de hiçbir yerde yok şu anda. Damızlıkları burada nerede şu anda? Bir çift var zaten onlarda ve şansıma da onlar güzel üredi. Maşallah. Yani 7 tane almıştım. Şu arkada büyüyene kadar birkaçını kaybettim. İki tek kaldı. Onlar da çok şükür bir dişi bir erkek ürediler çıktı. Yani. Normalde koridoras bir çift şeklinde çok zor ürer ama onlar üzmedi. Erkeği fazla tutmak mı gerekiyor? Evet. Koridoraslarda. Koridoraslarda erkekler daha sayıca yoğun olup dişileri kovalaması gerekiyor. Dişiler yumurtlamaları için. Ama burada bir çiftler mutlu mesut çoğalıyorlar. Bazen bu şekilde şanslı olduğumuz anlar evet, olabiliyor. Şükür. Duplicarus koridoraslar. Pardon. Adolfi koridoraslar. Orijinal Adolfiler. Siyah tül vatoz. Leis 44'ler de var. Gene Starbuy gördüğüm kadarıyla. CV021'ler. Yani şurada az önce bayağı aktiflerdi. Micro Naked Rasparo. Bunlarda bir dişi mi var abi sadece? Maalesef evet. Tek dişim kaldı. Şimdi 5 tane erkek var. Bir 10 kadar aldım ben. İçinde bir 4-5 tane dişi var. Ha süper. Aynen onları geldiyse, şey yapalım, evet, ayıklayalım. Paslaşalım. Deli gibi koşturuyorlar. Herhalde çok fazla koşturuyorlar. Bir yapılan yumurtayı direkt yiyor erkekler. Hiç yavru oluşmuyor. Dişi takviyesi yapalım onlara. Bu sefer de fazla geldi erkek. Bunlar kırmızı burun tetraya benzetiyorum ama çok daha güzel bir çok görselleri var. Çok, vücudu çok böyle mavimsi bir renk alıyor. Evet. Şimdi tam olarak videolarda çok renkleri güzel çıkmıyor ama canlı olarak izlenmesi çok keyifli bir balık. Ve özellikle böyle kurulaşma anında kuyruk uçları da kırmızı kırmızı hoş bir rasparo türü. Showboy gökkuşakları. Şurada renklerini gösteren erkek. Albino Kongolar. Albino Kongolar sen pek üretmiyor musun? Onlar mı bir şey yapmıyor bu aralar abi? Ben onları tekrar üretime almadım daha elimde halen var diye. Ama şimdi bayağı azaldı. Bir daha üretmem lazım İrfancığım onları. Üretim için biliyorsun ayrı tek tank alıyor musun? Beni iyice ayarlamam lazım titralarda. Her şeyde olduğu gibi uğraştırıcı bir süreci var. Evet, onlar öyle karma yerde şeyde olmuyor yani. O zaman yumurta alamıyorsun. Yiyorlar yumurtalarını. Başkaları. Oluşuyor. Yumurtalar oluşuyor. Ha, o süreç düzeni tutmayınca yumurtalar oluşmuyor. Süreç başlamıyor. Güneş şuradan çok güzel vuruyor. Mavi göz gökkuşakları. Bunlar hep küçük. Gözleri masmavi oluyor, vücutları renkli. Bitkili, ufak akvaryum için çok ideal türler. Hep bu balıklar kurulaşma anında o en güzel renklerini, yüzgeçlerini açıyorlar. İzlemesi keyifli bir hale geliyor. Şurada bir sürü yavru var abi. Bunlar neyin yavruları? Ah, taslar bir dışa çıkmış. Şurada yazıyorlar aslında. Herhalde burada yazanların yavrusu. Bunların içlerinde hep yavrular var. Bunlar büyüyünce akvaryumlara aktarılıyor. Sanırım Red Lizard Koridoras. Red Lazer Koridoras.
L184 olduğunu tahmin ettiğim bir plako. Pirinç balıkları. Bol miktarda katappa. Ne demiş efendim, pardon? Şu küçük yavrular. Onlar gökkuşağın yavruları. Çok güzel kırmızımsı olan bir gökkuşağın yavruları. Neydi ismi? Dur bir dakika toparlayayım. Melanotheria clasioensis. Büyük hali. Büyük hali. Şurada tek büyük bir tane erkek kaldı. Gerileri anca yetişiyor. O da şu anda renk gösterdi. Maalesef. Gökkuşağın şeyi. Evet. Renk gösterdiği zaman inanılmaz güzel. Oluyorlar. Bakayım şurada yarı boy yakınlar renk gösteriyor mu? Ya onlar da o kadar aktif değil şu anda. Şu küçük olanlar, şu büyükler değil de onlar başka bir tür. İçindeki şu küçük kızıla kaçan türler o türden. Ama kıpkırmızı oluyorlar yani. Çok çok güzel bir tür. İşte sabredip o anını görmeyi beklemek gerekiyor. Bir de düzgün, dekorlu, hoş bir tankta oldu mu o zaman bütün günde renk gösteriyor da. Şimdi mu? Büyütme tanklarında tabii o oluşmuyor. Cama cam şeylerde, akvaryumlarda her zaman renkleri. Ahmetli güzel, dekorlu, alışkın oldukları, korkuların üstünden attıkları tankta çok güzel oluyor. Ama mesela şu arkası kırmızı olanların adı tam neydi? Bunlar da her daim sanki böyle kırmızı kırmızı. Evet, onlar Bözümani. Onlar o kırmızılığı hep gösteriyor. Yalnız onlar da tam coştukları zaman önleri lacivert oluyor. O kırmızı da adeta yanıyor. Üst yüzgecin kenarı bembeyaz parlıyor. Yani o zaman ayrı bir güzellikleri var. Şimdilik sadece öyle lay lay lom takılıyorlar. Ama aktif oldukları zaman inanılmaz güzel oluyorlar gerçekten. En güzel renklerini gösteriyorlar. Buralarda gene pirinç balıkları. Pirinç balıklarındaki detay da dişler yumurtalarını arkalarında taşıyorlar. Yırtıcılardan koruyabilmek için. Büyük ihtimalle tam artık çıkacakları gün veya bir gün önce bir yere bırakıyorlar yumurtalarını. Bu sayede yavruların çoğu hayatta kalmış oluyor. Evet, bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.